Merhaba kıymetli dinleyenler. Medya Manas Radyo Televizyonu sevgili izleyicileri. Yine bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri saatinde sizlerle beraberiz. Bu hafta yine çok önemli bir kavram, önemli bir duygu halini, öfke konusunu sizlerle konuşacağım. İnsan ilişkilerinde çok önemli olan bir kavram. Şiirlere, şarkılara, türkülere konu olmuş bir kavram. Üzerinde çok özdeyişlerin söylendiği bir kavram. Herkes öfkelenir. Bu çok kolaydır. Fakat doğru zamanda, doğru yerde, doğru ölçüde, doğru kişiye, doğru şekilde öfkelenmeyen insan erdemli sayılmaz diyor Aristo. Yine Mevlana, öfke rüzgar gibidir. Bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. Evet, öfke önemli bir duygu hali. Normal, herkes tarafından hissedilen, insancıl, gerekli bir duygu hali. Yani öfkelenmek gayet insani ve olması gereken de bir şey. Tersi de doğru. Demek ki öfkelenmemek esas bir problem. Burada sorun ne peki o zaman? Nasıl sorun olarak insanlar arası ilişkilere yansıyor? Öfkeyi doğru kullanmak gerekiyor. Doğru kullanamamak sorun. Gerçek veya hayali bir zarar görme sonucunda ortaya çıkan, böyle intikam ve cezalandırma isteklerinin de eşlik ettiği kuvvetli bir memnuniyetsizlik hissi olarak ifade ediliyor öfke. Öfkeyi yönetebilmek için onun bazı özelliklerini bilmek, o süreci daha faydalı hale kullanabilmek için çok önemli diye düşünüyorum. Öfkenin hangi sıklıkla yaşandığı çok önemli. Kişinin öfkeyi ne kadar yoğun hissettiği önemli. Yani acaba öfke kişide taşkınlığa sebep olacak düzeyde mi yaşanıyor? Öfkenin süresi ne kadar? Kısa bir süre sonra sakinleşebiliyor muyuz? Yoksa sakinleşmemiz oldukça uzun zaman mı alıyor? Acaba öfke kine dönüşüyor mu? Öfkenin nasıl ifade ediliyor acaba? Bazı kişiler öfkesini susarak ifade eder. Bazen bağırmak, bir şeyler söylemek, kırmak, fırlatmak, dik durmak, vurmak, başkası hakkında olumsuz konuşmak, suçlamak gibi çeşitli göstergeleri olabilir öfke halinin. Bazen öfke rahatsız eder, bazen de bir motivasyon kaynağıdır, itici bir güçtür. Enerjinin ortaya çıkması, yapıcı etkenlerin kullanılabilmesi için gerekli de olabilir. Yani şöyle diyor bir düşünür: öfke gelir, göz kızarır, öfke gider, yüz kızarır. İşte yüzü kızartmayacak şekilde öfke sürecini yönetebilmek çok önemli. Kıymetli dinleyenler, öfkemizle birlikte öfkelenme halinde 5 boyut, 5 durum aynı anda ilişkili olarak aktif hale geçer. Bunlardan birisi bilişsel süreçlerdir. O andaki düşüncelerimizdir. Duygu hali, öfkenin yol açtığı o fizyolojik değişimler, hormonal değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan, duygularımızdaki bir takım değişimleri tetikleyen fizyolojik yapıyla da ilişkili hal. Bir başka yönü iletişim tarzı. Öfkemizi çevremizdeki insanlara yansıtarak, onlarla ilişki şeklimizi kurarak sürdürüyoruz. Dolayısıyla ilişkimizi etkiliyor. Bir ilişki hali bir boyut olarak orada söylenebilir. Bir başka yönü, öfke hali hayatı algılayış biçimimizi etkileyebilir. Öfkelenme durumuna göre, düzeyine göre bir durumu farklı şekillerde, düzeylerde değerlendirebiliriz. Yine öfke davranışlarımızla çok ilişkili bir kavram. Öfkeli olduğumuzda sergilediğimiz davranışlar mutlaka karşımızdaki üzerinde etkili olacaktır. Ama bu etkinin şekli ne kadar, nasıl olacak acaba? Sonuç olarak değerlendirdiğimizde demek ki öfkelenme durumunda insanın 5 boyuttaki özellikleri eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor ve aktif halde yaşamaya başlıyoruz bunun. Esasında öfkenin 2 temel kaynağı var. Birincisi kendimiz, ikincisi ise karşımızdaki kişi ve olaylar. Öfke nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, ister kendi içimizdeki içsel süreçlerimizden, isterse karşımızdakinden veya yaşanılan bir olaydan, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, bunun geri planında itilebilecek bir duygu halini bilmek lazım. Var olduğunu bilmek lazım. Yani ihmal edilecek, yok sayılacak bir durum değil. Düzeltilmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken bir hal. Günlük hayatta sinirimizi bozan, canımızı sıkan birçok olayla karşılaşabiliriz. Mesela bir trafik halini düşünün. Arabamızı sıkıştıranlar, yanlış sorulayanlar. Bir iş yeri halini düşünün. İşini savsaklayanlar, dengesiz hareket eden patronlar, anlayışsız arkadaşlar, baskıcı, bunaltıcı anne baba davranışları, aşırı hırslı insanların varlığı gibi çeşitli etkenler bu öfkemizin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. İşte bu tür olaylara uygun tepkiler verildiği zaman öfke sağlıklı bir şekilde yaşanabiliyor ve faydalı halde kullanılabiliyor. Acaba öfke kontrolü ne zaman ortaya çıkar? Nasıl şekillenir? Buna baktığınız zaman çocukluk çağından itibaren etkilendiklerimizle şekilleniyor esasında. Beynin ön bölgesinin bir işlevi olarak öfke davranışı ortaya çıkıyor. Kötü çocukluk yaşantıları ve yanlış tutumlar çocuklarda öfke kontrolünü bozuyor. Dengesiz davranışlar ortaya çıkıyor. Öfke kontrol bozukluğunu yaşayan bireylerde işte serotonin hormonu dediğimiz, mutluluk hormonu dediğimiz hormonun sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Yetersiz olduğunu görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, öfke halini böyle bir buzdağına benzetenler de var. Buna göre görünen yüzü kadar görünmeyen yüzünün de sebep olduğunu söylemek gerekir. Yani bazı öfke patlamalarında bunun sebebinin çok geçmişten, eskiden yaşanılan olaylarla bağlantılı olduğu söylenebilir. İnsanlar yaşadıkları istenmeyen bu olayları karşısında hoşnut olmadıkları durumlara çözüm bulmak yerine onları görmezden gelebilir. Öfkenin buzdağının alt kısmında kalan bu temel duygular birikir, sertleşir, katılaşır ve buzdağının görünen yüzünü meydana getirir. Bu temel duyguların başında ise üzüntü gibi, kıskançlık gibi, kabul edilemeyen yaşantılar, hatta yalnızlık, itilmişlik gibi, uğranılan bir takım haksızlıklar gibi, hayal kırıklıkları gibi, pişmanlıklar gibi, kaygılar, takıntılar gibi etmenler rolü olabilir. İşte kişinin bu temel duyguları öfkenin ortaya çıkmasında rol oynayan esas ana etkenler olduğunu görüyoruz. Bu ana nedenlerin bir olay ile bütünleşmesiyle de insanlar öfkelenir ve bunu dışarıya vurur. Öfke tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa onu söndürür ve her kim onu salıverirse ilk yanan kendisi olur diyor Hz. Ali. Bazı kişiler daha kolay ve çabuk öfkelenir. Bu duyguyu daha yoğun yaşadığını gösterir. Bazıları ise öfkesini belli etmez ama her zaman tetikte görünebilir. Çabuk ve kolay öfkelenen kişiler sosyal olarak geri çekilebilir ya da fiziksel olarak çeşitli hastalık belirtileri ortaya çıkabilir. Kolay öfkelenen kişiler kızdırılmaya yönelik toleransları daha düşük düzeyde olanlardır. Bunlar kızdırılmaya, eleştirilmeye, küçük hataları düzeltmeye, güvensizliğe tahammülü olmayan kişilerdir. Çocukların bir kısmı bunu doğuştan sahip, yani doğuştan daha öfkelenmeye meyilli, daha hassas, daha gergin olabilir. Bu tip çocuklar çok erken yaşlarda kendisini hissettirir ve gösterir. Bir diğer faktör de sosyokültürel faktörlerdir. Kolay öfkelenen kişilerin ailelerinde daha yıkıcı, duygusal iletişimde daha zayıf ve o kaotik aile içi ilişkilerin sıkça yaşandığını söylemek mümkündür. Öfke duygusunu hisseden insanların içlerinde tutmayıp dış çevrelerine yansıttıkları zaman ortadan kalkacağı görüşü yaygın bir inanç olarak vardır. Yani denir ki içinde tutma, öfkeni hemen ortaya koy. Bunun yanlış bir inanç olduğu bazı yapılan araştırmalara da ortaya konmuştur. Çünkü Zaten kontrol edilmesi zor bir duygudur öfke. Bunun uygunsuz şekilde dışa vurulmasına sebebiyet vermek, yanlış sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Yani kızgınlık duygusunun boşaltılmasının kızgınlık, öfke ve saldırganlığı daha çok artırdığını, sorunu çözmek için hiç faydasının olmadığını yapılan araştırmalarla da görüyoruz. Onun için en iyisi öfkeyi ne başlatıyor? Kendinizi öfkeyle kaybetmeden bu nedenlerle başa çıkabilme yollarını öğrenmek gerekir esasında. Uçurumları sevenin kanatları olmalı diyor Nietzsche. Öfke bedene güç verse de ruhu gevşetir diyor bir başka düşünür. Öfkenin dışarı vurumu nasıl olur? Ona bakacak olursak, öfkenin ifade edilmesi dürüst ve doğal bir davranıştır. Bu duygu tehlike karşısında verilen doğal bir cevaptır esasında. Yaşamın devamı için de belli miktarda öfke gerekir zaten. Kişiler öfkeyle savaşabilmek için bilinçli veya bilinçsiz olarak farklı süreçlerden geçer. Bu duygu dışa vurmak açısından en etkili yol, kişinin kendisini agresif olarak değil, etkili olarak dışarı vurmasıdır. Etkili dışarı vurma. Ne demek yani? İhtiyaçların belirlenmesi, diğer kişileri kırmadan, incitmeden bunun nasıl karşılanacağının öğrenilmesidir. Bu hem kendimize hem de başkalarına karşı saygılı olma anlamına gelir. Öfkenin bastırılması ve daha yapıcı olan bir davranışa dönüştürülmesidir esasında. Buradaki tehlike, öfkesini dışa vurmayan kişinin kendisine yöneltmesidir bunu. Bu da depresyon gibi, hatta daha fiziksel bir rahatsızlık olan hipertansiyon gibi sonuçlarla da neticelenebilir. Demek ki öfke bastırma derken kendimize yöneltmeyi kastetmiyoruz. Tepkisini içine atan ve biriktirenler, olayları hep içime atıyorum, kimseye tepki veremiyorum, kimseyi kırmak istemiyorum, hayır diyemiyorum diyen insanlar öfkelerini biriktirir. Daha sonra bir patlama şekilde birikmiş öfkeyi insanların üzerine atabilir. Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Hiçbir kul bir öfke yudumunu yutması kadar kendisine yararlı bir süt veya bal yudumu yutmamıştır diyor. Ama bunu kendimize yöneltmeme kaydıyla söyleyebiliriz. Öfke geçici bir çılgınlıktır. Hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeter diyor bir başka düşünür. Sabırlı adamın öfkesinden sakının diyor bir başkası. Kişi kendini öfkelendiren bir durumla karşılaştığında çeşitli rahatlama tepkileri gösterebilir. İşte dikkatini dağıtmak gibi, işte durun, işte 100'den geriye doğru sayın falan gibi söylenir. Bunlar faydalı şeylerdir. Yani yine diyafram nefesini kullanmak gibi, işte 20 nefes alma gibi, bunun ucundan başlayıp diyafram bölgesi içerisinde bunu hissetmek gibi egzersizlerini yaptırıyoruz bunu bazı seanslarda. Gülmek gibi, yani öfkeliyken gülümsemek gibi. Bunun beyne mutlu olduğumuz mesajını ileteceğini, dolayısıyla öfke duygusunda bunu bozacağını ifade eden, faydalı olduğunu savunan görüşler var, düşünceler var. Yine aklına ilk gelen tepki yerine başka tepkiler üretmek gibi, ortamı değiştirmek gibi, bir yere gitmek gibi, çıkıp dolaşmak gibi. Bunun geçici bir durum olduğunu telkin etmek de yine faydalı olabilir deniliyor. Yani ya şimdi öfkeliyken tepki versem yaptığım şeye pişman olacağım. İçsel konuşmaları yapmak, işte böyle telkinde bulunmak gibi. Yine davranışın uzun ve kısa vadeli sonuçlarını hayal etmek gibi. İçsel konuşmaları zihnimizde canlandırmak gibi. Şimdi bunu ona söylersem ileride karşıma çıkacak. Derin yaralar açabilirim gibi. Sakince yaşamayı arzulayalım. Kendimizi iyi hazırlayalım. Gerekli sabrı da zorlayalım. Belaya davettir kin, nefret ve öfke diyor bir şair. Geceye inat uykularım isyanda yine. Duygularıma inat düşüncem döndü kine. Her şehit haberinde öfkem indi derine. Kabaran öfkemi yüreğimde saklıyorum diyor. Şimdi öfke durumunda bize yansıdığında ne yapabiliriz? nasıl davranacağız karşımızdaki öfke olduğunda? Birkaç şey de onunla ilgili konuşacak olursak, ses tonumuzu ayarlayarak, daha sakin kalmaya çalışarak, sakin bir diyalog ortamı yaratmaya çalışarak önce davranışlarla yapıcı olma, daha sonra ise sözel ifadelerle bu yapıcı yaklaşımı güçlendirme yöntemi faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mesela size haksız yere öfkelenen biri karşısında böyle düşündüğünüz zaman bu kadar öfkelenmekte belki haklı olabilirsiniz. Ben de böyle düşünsem ben de belki kızardım. Ama işin iç yüzü bu değil. Eğer dinleyebilirsen anlatmak istiyorum gibi ifadelerle kişiyi anladığımızı hem de haklı olduğumuzu karşı tarafa vurgulayarak kendinizi daha rahatça ifade etme yolunu seçmiş olabilirsiniz. Öfkeni aklınla yenemiyorsan kendini insandan sayma diyor Voltaire. Öfke gelince akıl uçup gider diyor bir başkası. Öfke ile ilgili çeşitli yöntemler geliştirilebilir. İşte bilişsel yöntemler. Bunlar insanı kışkırtan durumların tanımlanması gibi, onlarla yüzleşme gibi, alternatif açıklamalarda bulunma gibi. Efendim öfkenin çarpıtmalarıyla savaşma gibi düşünce biçimini değiştirmekten bahsediyorum. Beklentileri netleştirmek gibi. Yine duygusal yöntemlerde geliştirilebilir. Duyguların farkında olma gibi. Duyguları doğru yöntemle ifade edebilmesi için öncelikle duyguların tanınması gerekir. Sonra bu duyguların ifade edilmesi, duyguları olumlu yolla ifade etme becerisini gösterme gibi. Olumlu etki yaratma gibi. Kendinizi olumlu duygu durumunda tutun. Çevrenizdekilerle olumlu etki bırakacak şekilde hareket etmek gibi. Her günde olumlu bir olay bulup yapabileceğimiz ölçüde yardım önermek ve nazik olmak gibi. Öfkenin davranışsal boyutta da etkisi yatıştırılabilir. Öfkeli olduğumuzda sergilediğimiz davranışlarımızı belirlemek. Ne yapıyorum ben? Yine verimli üretken öfke davranışı oluşturmak gibi. Kendinizi böyle daha kışkırtıcı, yıkıcı davranışlardan uzak tutarak öfkelenmeden kurtulabiliriz. Davranışı değiştirme yolunu seçebiliriz. Yeni hareketleri kolaylaştırma, öfkelendiğimizde sergilediğimiz o olumsuz hareketleri efendim daha olumlularla yer değiştirme gibi. Öfke neye yarar ki hoşgörü olmayınca? Arkadaş neye yarar ki dostluk olmayınca? Unutmayın, öfke geçer ama kırgınlık bakidir. Kuvvetli kimse güreşte rakibini yenen pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir. Efendim bir programda daha sizlerle birlikte olduk. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.